Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Kehf suresinden devam edeceğiz. 51 ve 59. ayetler arasını okuyup manasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. مَا اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ben göklerin ve yerin yaratılışına onları şahit tutmadım. وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ Onların yaratılışına da kendilerini şahit tutmadım. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ اَدُدَ Ve o yoldan saptıranları yardımcı edinmiş de değilim. Burada Allah-u Teala yaratmanın doğrudan doğruya kendi elinde olduğunu ve insanları, mahlukatı yaratırken doğrudan yarattığını, onlara sormadığını, haşa onlardan yardım almadığını beyan ediyor. Özellikle felsefede, varlık felsefesi bölümünde bu alem nasıl meydana geldi, yoktan mı veya doğrudan bir maddeden mi, ilk madde şu mudur, bu mudur, epey değişik tartışmalar var. Ayet-i Kerime'nin çok cihetleri olmakla beraber sanki onlara da bir cevap gibi. Yani Allah göklerin ve yerin yaratılışına insanları şahit tutmamıştır. Hatta insanların kendi yaratılışlarına da onları şahit tutmamıştır. Allah-u Teala kader programından doğrudan bu şekilde takdir etmiş ve belirlemiştir. وَيَوْمَ يَقُولُ Allah-u Teala şöyle der. نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ Bana ortak kabul ettiğiniz, ortak zannettiğiniz şeyleri haydi çağırın bakalım. فَدَعَوْهُمْ Onlar da çağırırlar. فَلَمْ يَسْتَج۪يبُ لَهُمْ Ama o Allah'a ortak koştukları şeyler onlara icabet etmez. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِغَا Ve biz onların aralarında derin bir uçurum meydana getiririz. Malum şu dünyada bir kısım insanlar Allah'a şerikler koşuyorlar. Bir kısmı putları, bir kısmı şahısları, bir kısmı bir takım cisimleri Allah'a ortak kabul ediyorlar. Diğer alemde Allah-u Teala haydi bana ortak kabul ettiklerinizi yardıma çağırın da size yardım etsinler diyecek. Onlar da çağıracaklar ama kendilerine icabet eden yok. Ve aralarında derin bir uçurum meydana gelecek. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارِ Ve o mücrimler, o günahı işleyenler, şirk günahı gibi günahları işleyenler ateşi görürler. فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا Ve oraya düşeceklerini anlarlar. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَ Ve oradan kendilerini çevirecek bir şey de bulamazlar. Yani Allah'a şirk koşmanın akıbeti ateş olacaktır. Ve o Allah'a şirk koşanlar ateşi gördüklerinde dehşet içinde kalacaklar ve artık oraya düşeceklerini, oraya yuvarlanacaklarını kat'i bir şekilde anlayacaklar. Ve kendilerini oradan çevirecek, engelleyecek bir şey de yok. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü meseli getirdik. Kur'an-ı Kerim meseleleri bir takım örneklerle, misallerle de bize anlatıyor. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim hakikatlerin en güzel bir şekilde anlatıldığı ilahi beyan. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ Ama bu insan cedel noktasında gerçekten çok mücadeleci ve çok cedelci. Yani insanın tabiatında cedel de var. Hemen hakkı kabul etmemek, hemen bir anda boyun eğmemek, işin adeta demagojisini yapmak ve bunun neticesinde ya şöyle ya böylese gibi ihtimallerle belki de küfre düşmek, inkara düşmek. İnsanın tabiatında bu da var. Halbuki normal şartlar altında bu insanın hak ve hakikati gördükten sonra, ilahi beyanı anladıktan sonra teslim olması gerekirdi. Fakat teslim olmak yerine insan cedel yolunu tercih ediyor ve bunun neticesinde hak ve hakikattan mahrum kalabiliyor. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى Hidayet kendilerine geldiğinde insanların iman etmesine
engel olan şey ve yestağfiru rabbuhum ve Rablerine istiğfar etmelerine engel olan şey illa en te'tiyehum sünnetul evvelin, öncekilerin başlarına gelenlerin kendi başlarına gelmelerini beklemek. Ev ye'tiyehumul azabu gubule, veya karşılarında azabı görmek istemeleridir. Yani insanların imana gelmelerine ve kusurlarını anlayıp istiğfar etmelerine engel bir takım durumlar var. Burada bunlardan iki tanesine dikkat çekildi. Bunlardan birincisi, önceki milletlerin başına gelenlerin kendi başlarına gelmesini de beklemek. Halbuki ibret almak gerekirdi. Tarihte Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi gibi nice kavimler Allah'a iman etmediklerinden, isyan ettiklerinden helak edilmişler. Tarih ortada, bunların başlarına gelenler ortada ama nice insan hala akıllarını başlarına alabilmiş değil, tarihten ibret alabilmiş değil. Onların başına gelenin kendi başlarına da gelmelerini adeta bekliyorlar. Veya doğrudan doğruya azabı beklemek, azapla karşı karşıya kalmayı beklemek, bu gibi beklentiler, bu da insanların iman etmesine engel oluyor. Halbuki neticede azap gelecektir. Dünyada da ahirette de azap gelecektir. Ama bu noktada Allah-u Teala'nın mühlet vermesi söz konusudur. Allah-u Teala mühlet verir ama ihmal etmez. İşte şu dünya hayatı 60-70 yıllık ortalama bir hayat. Bu hayat içerisinde hemen bir anda insanlar taş edilmez. Hemen bir anda başlarına gökten azap yağmaz. Veya yerlerin bulundukları yerin altı hemen bir anda çökmez. Ama neticede şöyle veya böyle bu dünyadan gideceklerdir. Ve diğer alemde de ateşle karşı karşıya kalacaklardır. O zaman yaptıkları hatayı fark edecekler ama bu onlara fayda vermeyecek. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz elçileri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Burada mübeşşir ve münzir, yani müjdeleyen ve uyaran anlamında, Allah-u Teala peygamberleri cennetle müjdeleyici, cehennemle korkutucu olarak gönderiyor. Yoksa gelen elçiler illa kabul ettirmek zorunda değiller. Peygamberlere düşen, peygamber yolunda giden elçilere düşen sadece tebliğ etmektir, anlatmaktır. Yoksa illa kabul ettirmekle mükellef değiller. Bundan dolayı فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Ayet-i kerimede böyle denilmiştir. Ve la ikrahe fid din, dinde zorlama yoktur. Artık herkes tercihinde serbesttir. Ve yucadilu allazina keferu bil batil li yudhidu bil hak. O inkarcılar, o kafirler hakkı mağlup etmek için batılla karşısına çıkıyorlar. Yani hak ve batılın bir mücadelesi var. Hak ve batıl, biri gündüz diğeri gece gibi adeta. Hak nuranidir, parlaktır, gerçektir. Batıl ise zulmanidir, karanlıktır ve gerçek dışıdır. Bu ikisinin mücadelesi var. Ve batıl yolda gidenler batıl bir takım metotlarla hakkı mağlup edebilmek için gayret gösteriyorlar, mücadele ediyorlar. وَاتَّخَذُوا اَيَاتِ وَمَا اُنْذِرُوا هُزُوَ Ve batıl yolda giden bu kimseler, küfür dalalet yolunda giden bu kimseler uyarılmış oldukları şeyleri bir eğlence edindiler. Yani onlara cennetten bahsediliyor, cehennemden bahsediliyor. Eğer hadlerini bilmezlerse bu dünyada da hadlerinin bildirileceğinden bahsediliyor. Bu gibi uyarılarla karşı karşıya kaldıklarında bunlarla dalga geçiyorlar. Mesela diyorlar ki cehennem var diyorsunuz. Hani cehennemden kim gelmiş? Bu gibi ifadeler kullanıyorlar. Hatta inatçı Mekke müşriklerinin şöyle bir ifadesine de Kur'an-ı Kerim yer veriyor. Onlar diyorlar ki Allah'ım eğer bu gelen haksa bize semadan bela gönder. Semadan başımıza taş yağdır. Yani bu şekilde kendi
aleyhlerine beddua ediyorlar. Tabi hak olduğuna inanmadıklarından rahatlıkla bunu söyleyebiliyorlar ve bu şekilde dalga geçiyorlar. Ve günümüzde de belki bazılarını duyarız. Eğer Kur'an haksa, işte bak biz inanmıyoruz, Allah bizi taş etsin. Bu gibi ifade kullanırlar. Halbuki bu dünya imtihan dünyasıdır. Bir insan imtihandayken yanlış şıkları işaretlediğinde, tercih ettiğinde doğrudan müdahale yapılmaz. Yani imtihanda akla kapı açılır, elinden ihtiyar, irade alınmaz. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاَعْرَضَ عَنْهَا. Şöyle olan kimseden daha zalim kimdir? Rabbinin ayetleriyle uyarılmıştır, kendisine hatırlatılmıştır ama o bunlardan yüz çevirmiştir. Yani Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp bundan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Ve bu insan iki eliyle yapmış olduğu şeyleri de unutmuştur. Yani bir takım günahların içinde, cürümlerin içinde neler yaptığının da farkında değil. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّ اَنْ يَفْقَهُوهُ. Biz onların kalplerine anlamalarını engel perdeler koyarız. وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرَ. Ve kulaklarında da ağırlık vardır. Yani bir insanın kulağına tıkalıysa malum sesleri duyamaz. Kafirlerin de manevi kulakları, kalp kulakları tıkalıdır, kapalıdır. Ve kalpleri örtülüdür. Gerçekleri göremez, idrak edemez. وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى. Sen onları hidayete, doğru yola çağırsan فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ اَبَدَى. Bu durumda onlar ebediyen asla hidayete gelmezler, doğru yolu bulamazlar. Burada kalplerinde örtü olması, kulaklarında ağırlık olması mecazi manalardır. Malum insanın gözü var, bu gözüyle görüyor ama gözünde bir perde olduğunda göremez. Kalbin de kendine göre gözü var. Kalp manevi hayatımızın merkezidir. İşte manevi hayatımızın merkezinde manevi bir körlük olabilir ve o zaman insan gerçekleri göremez. İnsan kulağıyla duyuyor ama kulağında bir ağırlık varsa, tıkamışsa kulağını, o zaman elbette duyamayacaktır. Onun gibi bir kısım insanlar kalp kulağını gerçeklere tıkıyor. Bunun neticesinde en fasih konuşan peygamberimizden bile dinlese etkilenmiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun benzeri pek çok ayetler var. Cenab-ı Hak peygamberimizi teselli etmek için şunu nazara veriyor. Ey şanlı Nebi, sen körlere bir şey gösteremezsin. Sağırlara bir şey duyuramazsın. Bu mealde pek çok ayette peygamberimizin bir kısım muhataplarının manen kör, manen sağır olduğuna dikkat çekiliyor. Yoksa normal şartlarda insanların en belii ve fasihi olan, peygamberimize muhatap olan bu kimselerin gerçekten derecelerinin çok yükselmesi gerekirdi. En büyük insana muhatap oluyorlar. Kur'an gibi bir kelama doğrudan muhatap oluyorlar. Ama tam bir küfrü inadi ile, inattan gelen bir küfürle gerçekleri kabul etmiyorlar. Ve duymak istemeyenden daha sağır kimse yoktur. Görmek istemeyenden de daha kör bir kimse yoktur. Kur'an-ı Kerim'de gerçek körlüğün kalplerdeki körlük olduğu ifade edilir. Ve şu dünyada manen kör olanların diğer alemde de kör olacağı yine Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer alır. Yani bu dünyada gerçekleri göremeyenler diğer alemde buna ceza olarak kör olarak haşredilecekler. Ve bu kimseler "Ya Rabbi ben görüyordum, bana burada göz verilmedi" dediklerinde Cenab-ı Hak bildirecek ki "Evet dediğin gibi görüyordun, sana ayetlerimiz geldi ama sen o ayetleri unuttun ve bugün de sen ceza olarak unutulacaksın." Demek ki insan bu maddi gözüyle şu maddi alemi seyretmeli, kalp gözüyle de maddi alemin arkasındaki manaları görmeli. Nasıl ki bir kitaba baktığımızda kitapta beyaz zemin üzerinde siyah bir takım şekiller vardır, harfler vardır. Okumasını bilirsek bu harfler çok mana ifade eder. Ama okumasını bilmediğimizde bunlar bir takım siyahlıklardan ve şekillerden ibarettir. Allah-u Teala mücessem kelimelerle
harflerle kainat kitabını yazmış. Biz nasıl ki inek yazdığımızda 4 tane harf kullanıyoruz, Allah-u Teala element alfabesini kullanıyor. Elementleri kullanarak doğrudan doğruya ineği yaratıyor. Bizim yazdığımız inek kelimesi veya çizdiğimiz inek resmi gerçek inek değildir. Sadece bir semboldür. Ama Allah-u Teala bunların gerçeğini yaratıyor. Ve bu anlamda biz kainat kitabının muhataplarıyız. İşte kainat kitabı ilahi ayetlerle dolu ve bu ilahi ayetlerin en önemli muhatabı da biz insanlar. İnsan bunları kalben değerlendirecek, kalben takdir edecek, ilahi sanatın karşısında hayranlığını ifade edecek, Subhanallah diyerek, Allahu Ekber diyerek mukabelede bulunacak ve Cenab-ı Hakk'ın şu kainat kitabındaki tekvini ayetlerdeki nimetleri görecek, derinden derine elhamdülillah diyecek, bu şekilde karşılık verecek. Ama bir kısım insanlar görmemeyi tercih ediyor, duymamayı tercih ediyor. Böyle olunca bunlara bir şey gösterilemez ve bunlara bir şey anlatılamaz. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَحْمَةِ Senin Rabbin, seni terbiye eden Allah, gafurdur, rahmet sahibidir. Yani o kadar kafirler var, o kadar isyanları var. Buna rağmen Allah-u Teala hemen onları bir anda helak etmiyor. Allah-u Teala onlara yine rızıklarını gönderiyor. Allah-u Teala onlara fırsat veriyor. Hemen bir defa onlar inkar içine girmekle bir anda helak etmiyor. Ve dünün kafiri aslında bugünün mümini olabilir. Tarih bunun çok örnekleriyle doludur. İşte Peygamberimiz döneminde nice insanlar önce Peygamberimize karşı geldiler ama daha sonra kabul ettiler. İslamiyet'in Mekke dönemi 13 yıldır. Bu 13 yıllık zaman zarfında Mekke'nin çok büyük bir ekseriyeti Peygamberimize muhalefet etti. Ardından Peygamber Efendimiz oradan çıkmak zorunda kaldı. Medine'ye hicret etti. Ama aradan bir 8 yıl geçtikten sonra Mekke'ye galip bir kumandan olarak döndüğünde oradaki insanlar toptan İslam'a girdiler. Ve böylece dünün kafirleri, inatçı müşrikleri birer mümin halini aldılar. Günümüzde de din gerçekten tesirini gittikçe artırmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse ülkemiz dışındaki yerlerde din gücünü gerçekten daha iyi bir şekilde hissettirmektedir. İnsanlar tekrar dine yönelmektedir. Komünizm mesela dağılmıştır. Komünizmin bulunduğu ülkelerde tekrar dine bir dönüş vardır. Ülkemizde genciyle, ihtiyarıyla, öğrencileriyle, esnafıyla daha böyle dine bir yöneliş vardır. Bu açıdan yani dünün kafirleri bugün mümin olabilir. İşte Cenab-ı Hak son derece affedicidir ve son derece merhamet sahibidir. لَوْ يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا Şayet onları yaptıklarından dolayı hemen cezalandıracak olsa لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ Azabı bir an önce onlara verirdi. Ama Allah hemen cezalandırmıyor, onlara fırsat veriyor. بَلَّهُمْ مَوْئِدٌ لَمْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ Ama onlar için bir mev'it var. Yani Allah-u Teala'nın belirlediği bir vakit var ve o vaktin dışına çıkamayacaklar ve Cenab-ı Hakk'ın vaadi geldiğinde artık ondan kurtulamayacaklar. وَتِلْكَ الْقُرَى اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا Bu zulmetmiş olan beldeleri biz helak ettik. Tarihte helak edilen nice beldeler var. Altı üstüne getirilmiş yerler var. Onlar zulmettiklerinde biz onları helak ettik. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْئِدَ Ve onların helak olma zamanı için belli bir zaman belirledik. Vakti geldiğinde onları helak ettik. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu anlamda bize ibret dersleri veriyor. Kalp gözümüzü açacak, kulağımızı manevi sağırlıktan kurtaracak hakikatleri bize bildiriyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın dersinden hissesi ziyade olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler ve geceler diliyorum.